TRT Haber ekranlarına ve TRT Radyo Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Saatlerimiz 22'yi gösteriyor. Haber 22 kuşağıyla karşınızdayız. Ben Gurbet Ece Zorba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençekilit Operasyonu'nda şehit olan piyade uzman çavuş Sinan İnak'ın ailesiyle telefonda görüştü. Başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, terörle mücadeleye devam sözü verdi. Sayın Cumhurbaşkanım. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, Pençekilit Operasyonu'nda şehit olan Sinan İnak'ın ailesini ziyaret etti. Osmaniye'nin Düzce ilçesine giden Bakan Girişçi, şehidin babasını telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştürdü. Allah razı olsun. Amin. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aileye taziyelerini iletti. En güzel makamda. Rabbim inşallah o makamda bizleri de takdim eder. Amin. Bize ne düşüyorsa Halit Bey de orada hepsine hazırız. Elimizden geldiği kadar zaten bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Allah razı olsun. Bundan sonra da aynen yine bunları yerine getirmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan terörle mücadeleye de devam sözü verdi. Hiçbir zamanda bu alçaklara, bu kafirlere, bu vatan topraklarını inşallah bırakmayacağız. İnşallah. Efendim terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde PKK-YPG'li 5 terörist daha etkisiz hale getirildi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olan teröristleri tespit etti. Düzenlenen operasyonla 5 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Açıklamada Mehmetçi'ye saldırabileceklerini zanneden teröristler hendeklere gömüldü ifadesine yer verildi. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü DEAŞ hücrelerine operasyon düzenlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteğiyle Suriye Milli Ordusu güçlerince yapılan operasyonda 11 terörist yakalandı. Teröristlerin her adımı takip edildi. Hücre evleri tespit edildikten sonra operasyon için düğmeye basıldı. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'ın gizli yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Suriye Milli Ordusu güçleri Milli İstihbarat Teşkilatı'nın verdiği istihbarat desteğiyle örgüte ait 3 hücre evine operasyon yaptı. Aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Hücre evlerinde yapılan aramalarda 4350 elektrikli fünye ve çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi. Yakalanan teröristler geçen yıl Güveyran cezaevine yönelik DEAŞ saldırısına askeri ve lojistik destek verdiklerini itiraf etti. Efendim terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İkna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmalarının sürdüğü hatırlatıldı. PKK terör örgütünden kaçan bir örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Teslim olan teröristin 2005 yılında terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Böylece bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 108'e yükseldi. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı soruşturması derinleşiyor sayın seyirciler. 17 kişinin tutuklandığı soruşturmada saldırıyı gerçekleştiren teröristlere yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 8 kişi daha gözaltına alındı. Soruşturmanın uzandığı Bulgaristan'da ise 5 kişi yakalandı. Saldırıda kullanılan patlayıcıya dair önemli bir detay da paylaşıldı. Bombacı teröristlerle bağlantıları deşifre edildi. Yardım ve yataklık yapanlar bir bir yakalandı. İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı soruşturmasında 13 kişi daha yakalandı. Soruşturma Bulgaristan'a kadar uzandı.
Soruşturma kapsamında teröristlere yardım ve yataklık yapan 8 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi arasında bombacı Ahlam Elbeşirli, firari Bilal Hassan'ın yasa dışı yollardan Türkiye'ye girişine yardım eden 2 kişi de bulunuyor. İfadesi alınan 8 kişiden biri sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Soruşturmanın Bulgaristan ayağında ise yeni gözaltılar oldu. Firari Bilal Hassan'ın yakın yardımcısı olduğu düşünülen Amran Abdulrahmi ile toplam 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınanların 3'ü Moldovalı, 2'si ise Arap kökenli. Saldırının ardından firar eden bombacı Ahlam Elbeşir'in kocası rolündeki Bilal Hassan'la birlikte saldırının planlayıcıları Hacı ve Halil Kod adlı teröristlerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Patlatılan bombayla da ilgili yeni bulgular ortaya çıktı. Esenler'deki tekstil atölyesinden alınarak Taksim'e götürülen TNT tipi bombaya tahribatı artırmak için metal parçalar konulduğu belirlendi. Yapılan incelemede patlayıcının olta ucuna takılan kurşunlar, çivi ve demir parçalarıyla güçlendirildiği tespit edildi. İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da yapılan bombalı saldırıyla ilgili aralarında bombayı bırakan Ahlam Elbeşir'in de olduğu 17 şüpheli tutuklanmıştı. 29 kişi için sınır dışı kararı çıkarken 3 kişi adli kontrol hükümlerince serbest kalmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralananlardan 71'inin taburcu edildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Koca, saldırıda 81 kişinin yaralandığını hatırlatarak taburcu olanların sayısının 71'e ulaştığını duyurdu. Bakan Koca, 8 yaralının tedavisinin serviste devam ettiğini, 2 kişinin de yoğun bakımda olduğunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajını, "Sağlık çalışanlarımız hepimiz adına ellerinden geleni yapıyor" ifadeleriyle bitirdi. Hain terör saldırısının gerçekleştirildiği İstiklal Caddesi'ne ziyaretler devam ediyor. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik patlama noktasına gelerek hayatını kaybedenleri andı. Patlamanın olduğu noktaya karanfil bırakan Ömer Çelik ardından açıklamalarda bulundu. Çelik, "Kimse Türkiye'nin güven ülkesi olma durumunu değiştiremez" diyerek terörle mücadele mesajı verdi. Türkiye kesinlikle güvenli bir ülkedir, bir güven ülkesidir. Hiç kimse Türkiye'nin bir güven ülkesi olma durumunu değiştiremez. Bütün terör örgütleriyle mücadele edecek ve onları yenecek gücümüz var. Güvenlik güçlerimiz ilk andan itibaren çok hızlı bir çalışma, çok etkili bir çalışma yaparak faili tespit edip, bağlantılarını tespit edip hepsinin yakalanmasını sağladılar. Ve bu bir kere daha Türkiye'nin ne kadar yüksek ve güçlü bir terörle mücadele kapasitesi olduğunu gösterdi. İstiklal Caddesi hain terör saldırısı öncesi her gün yerli ve yabancı binlerce turiste ev sahipliği yapıyordu. New York Times gazetesinin turizmi hedef alan manşetine rağmen cadde hala turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. TRT Haber ekibi bölgedeki turistlerle konuştu sayın seyirciler. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler hem hayatını kaybedenlerin acısını paylaştı hem de İstanbul'u anlattı. Dünyanın farklı ülkelerinden geldiler. İstanbul'da patlamanın gerçekleştiği o noktadan geçtiler. Buraya pazartesi geldim. Uçakta gelirken patlama olduğunu öğrendim. Çok ağladım. Şimdi dolaşıyorum burada ve korkmuyorum. Çünkü her yerde güvenlik var, her yerde polis var. Dikkatli olmaya çalışıyorlar. New York Times'ın İstanbul'daki terör saldırısı sonrası attığı manşete rağmen Beyoğlu hala turistlerin uğrak noktası. Kendimi burada güvende hissediyorum. Türk değilim, Hollandalıyım. Ama defalarca geldim buraya. Türk insanıyla aynı duyguları paylaşıyorum ve kendimi çok yakın hissediyorum. Çok korkunç bir saldırı. Nerede olursa olsun çocuklar, kadınlar, normal insanlar için korkunç bir olay. Başlangıçta korktuk ama şu an korkmuyoruz. 24 saatten fazla zaman geçti. Caddede dolaşırken kendimizi güvende hissediyoruz. Hayal edemiyorum. Çok kötü. Ölen herkes için çok üzgünüm. Ben İsveçliyim. Şu anda da bir güvensizlik hissetmiyorum. Suçlular bulundu. Sadece hayatını kaybedenler için üzgünüm.
turistler de patlamanın olduğu noktaya hayatını kaybedenler için karanfil bıraktı. Güney Afrikalıyım. Herhangi bir korkum yok. Her yerde polisler ve güvenlik var. Önlem alıyorlar. Güney Afrika'da böyle şeyler yok. Burada herkes çalışıyor. Çok güzel bir ülke. Güvensiz hissedeceğimiz bir durum yok. Roma'dan geldik. Olayı duyunca çok şaşırdık. Çok korkutucu bir olay ama buradayız. Caddede güvenle dolaşıyoruz. Bir sorun yaşamıyoruz. Hain terör saldırısının üzerinden neredeyse bir hafta geçti. İstiklal Caddesi her gün binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Yüzyılı programı. Çin'in resmi ajansı Xinhua'da yayınlanan bir makalede analiz edildi. Analizde Türkiye'nin son dönemde ekonomi ve siyasetteki başarısı vurgulandı. Türkiye hiçbir zaman bu kadar ilgi odağı olmadı denildi. Pandemiye rağmen Türk ekonomisi büyüme ivmesini korudu. Arabuluculukta akla gelen ilk ülke Türkiye. Türkiye Yüzyılı programı Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın da gündeminde. Xinhua'da yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu Türkiye Yüzyılı değerlendirildi. Ankara'nın iktisadi ve diplomatik adımları mercek altına alındı. Makalede Türkiye Yüzyılı'yla hedefin askeri, siyasi ve ekonomik alanda dünyanın ilk 10 ülkesi arasında yer almak olduğuna yer verildi. Salgın ve küresel ekonomideki dalgalanmalara rağmen Türkiye ekonomisinin büyüme ivmesini koruduğu hatırlatıldı. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye zaten gelişmiş ülkeler arasında sözlerinin ülkenin geleceğe bakışının temelini oluşturduğu belirtildi. Türkiye'nin 0,807'ye ulaşan gelişmişlik endeksi ile gelişmiş ülkeler arasında yer aldığı da kaydedildi. Makalede Türkiye'nin uluslararası nüfuzunun son yıllarda arttığına dikkat çekildi. Arabuluculuk söz konusu olduğunda akla Türkiye'nin geldiği belirtildi. Türkiye'nin hiçbir zaman bu kadar ilgi odağı olmadığının kaydedildiği yazıda Ankara'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, AGİT ve İslam İşbirliği Teşkilatı'na başkanlık yapan tek ülke olduğuna da yer verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, kimsesiz çocukların korunmasının toplumsal bir görev olduğunu söyledi. Şentop, çocukların hakları olduğunu, maddi manevi istismar edilemeyeceklerini dağa taşa öğretmek fert ve devlet olarak vazifemizdir, dedi. Köylerden başlamak üzere kırsalda ya da modern şehir hayatında çocukların korunması ve sömürülmemesi için bütün çocukların haklarının olduğunu, maddi manevi istismar edilemeyeceklerini tabiri caizse dağa taşa öğretmek fert ve devlet olarak hepimizin vazifesidir. Yetim ve kimsesiz çocukların sorunları konuşuldu. Çözüm önerileri sunuldu. Yetim Vakfı ve Bağcılar Belediyesi tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı. Şentop, yetim ve kimsesiz çocukların tehlikelere karşı daha açık olduğuna dikkat çekti. Bu çocuklarımızın karşılaştığı onlarca tehlike bulunmaktadır. Uyuşturucu satıcılarından, kadın tacirlerine, organ mafyasına, terör örgütleri gibi suç yapılarına, kendilerini korunma imkanı olmayan bu çocukları istismar edecekleri, kendi amaçlarına hizmet ettirecekleri araç olarak görmektedirler. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da İslam'ın yetimlerin haklarının korunmasına büyük önem verdiğini hatırlattı. 2000 kişinin geliri 4 milyar kişinin gelirinden daha fazla. Gittikçe gelir dağılımındaki dengenin bozulduğu, her 3,5 saniyede bir insanın açlıktan öldüğü, her 3,5 saniyede bir insanın da tokluktan öldüğü bir dünyada yaşıyoruz. İşte onun için biz İslam'a denge dini diyoruz. Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu 2 gün sürecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin bölgede ve dünyada istikrarın tesisinde büyük görevler üstlendiğini söyledi. Dostlarımızla birlikte barışı destekleyen bir politik çizgide yol alıyor, mazlumların yanında oluyoruz, dedi. Altun, İletişim Başkanlığı'nın Doha'da düzenlediği Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli'ne video mesaj gönderdi. Diplomaside attığımız her adım, uluslarımızın dünyadaki konumunu belirliyor, pekiştiriyor. Türkiye olarak ortak yarar için sorumluluk üstlenen bir siyasi duruş ekseninde
bölgemizde ve dünyada istikrarın tesisinde büyük, önemli görevler üstleniyoruz. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ülkelerin marka değerinin önemine dikkati çekti. Ülkelerin savundukları idealleri ve değerleri hayata geçirmelerinde ulus marka kimlikleri kritik önemde, dedi. Dostlarımızla birlikte barışı destekleyen bir siyasi çizgide yer alıyor, mazlumların yanında yer alıyoruz. Bu güçlü ve kararlı duruş ekseninde Türkiye bugün küresel krizler karşısında proaktif duruşu, köklü değerler ekseninde yürüttüğü diplomatik, siyasi, insani, askeri ve ekonomik çözümleriyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde markalaşmaktadır. İletişim Başkanlığı tarafından 2022 FIFA Dünya Kupası organizasyonu kapsamında Doha'da Türkiye-Katar Ulus Markalama Paneli düzenlendi. Altun panele video mesaj gönderdi. İletişim Başkanlığı olarak hedefimiz kültürel mirasımızın üzerine inşa edilen tüm değerleriyle Türkiye markasının özgün, cesur ve dürüst siyaset ekseninde güçlenmesini sağlamaktır. Sözü Türkiye'nin milli ürünlerine getiren Fahrettin Altun, bütün dünya gıptayla bakıyor, dedi. Bayraktar TB2 İHA SİHA sistemleri uluslararası terörle mücadelede barış ve istikrarın tesisinde misyon üstlenirken, milli helikopterlerimiz, deniz araçlarımız, insansız ve otonom diğer platformlarımızın yanında milli otomobilimiz TOK, geleceğin teknoloji klasmanında Türkiye'yi önemli bir noktada konumlandırıyor. Türkiye, Ukrayna Herson'daki Ağıska Türklerine yardım elini uzattı. Dışişleri Bakanlığı girişimiyle 88 Ağıska Türk'ü Türkiye'ye getiriliyor. Çıkıyoruz Allah'ın izniyle, hayırlısı inşallah. Rusya ile savaşın devam ettiği Ukrayna'nın Herson şehrinde yaşayan 84 Ağıska Türk'ü Türkiye'ye gelmek üzere yola çıktı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre yolda kafileye daha önce Rusya'ya geçiş yapmış olan 4 kişi daha eklendi. 88 Ağıska Türk'ü Rusya'dan Gürcistan'a giriş yaptı. Türkiye'ye doğru yola çıktı. Beyim, hamdolsun Rabbime beyim. Allah herkes... Çoğunluğu yaşlılardan oluşan Ağıska Türkleri 31 Ekim'de Rusya üzerinden Türkiye'ye gelmek üzere harekete geçti. Ancak grupta yer alanlardan bazıları evraklarındaki eksiklikler nedeniyle Rusya'ya giriş yapamadı. Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği, Kremlin, Dışişleri, İçişleri ve Savunma Bakanlıkları nezdinde yoğun girişimlerde bulundu. Kafilenin Türkiye'ye alınacağının taahhüt edilmesi sonrasında Rus makamlarından gerekli izinler alındı. 84 kişilik grup Rusya'ya giriş yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada soydaşlarımızın ülkemize girişi ve misafir edilmeleri için gerekli hazırlıklar ilgili makamlarımızca tamamlanmıştır ifadesine yer verildi. Daha önce Rusya'ya geçen 4 kişiyle birlikte 88 Ağıska Türk'ü Türkiye'nin çabaları sonucu Gürcistan'dan Sarp sınır kapısına doğru yola çıktı. Ağıska Türklerinin gece saatlerinde sınır kapısına ulaşması bekleniyor. Almanya'da 29 yıl önce meydana gelen Solingen faciasında 5 yakınını kurban veren Mevlüt'e Genç. 30 Ekim'de yaşamını yitirdi. Vefatından 2 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını isteyen Mevlüt'e Genç'in bu arzusunu AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya yerine getirdi. Cumhurbaşkanlarının, milletvekillerinin, Alman cumhurbaşkanlarının hepsinin resimleri var. Hepsi imzalı. Yalnız bu cumhurbaşkanımızınki imzası yok. Rabbil Alemin. 79 yaşında yaşamını yitiren Mevlüt'e Genç, vefatından sadece 2 gün önce bu sözlerle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenmiş, imzalı fotoğrafını istemişti. Mevlüt'e Genç, son isteğini TRT Haber'e verdiği röportajda dile getirmişti. Genç'in isteği yerine getirildi. AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ve Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Köksal Kuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzalı fotoğrafını Mevlüt'e Genç'in eşi Durmuş Genç'e teslim etti. Bildiğiniz üzere maalesef Mevlüt annemizin ömrü vefa etmemişti. Bu imzalı resmi Sayın Cumhurbaşkanımızdan alma noktasında. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız hem Mevlüt annemizin ismine ithafen, aynı zamanda Durmuş amcamızın da ismini yazarak imzalı resmini bizlerle bugün ulaştırdı, selamlarını ulaştırdı. Fotoğraf evin en güzel köşesine koyuldu. Kendisi Cumhurbaşkanımızı çok severdi. Bir imzalı resmini istiyordu. Bugün Sayın Vekilimizle beraber getirdik, takdim ettik. Ben ya gerçekten bu aile bizim için çok önemli. Çünkü bu aile bizim yaşantımızın bir özenti.
Durmuş Genç, fotoğrafı teslim almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağ olsun vekilim getirdi imzalı resmini. Çok teşekkür ederim. Cumhurbaşkanımıza da bol bol tekrar selam söyleyin. Solingen'de 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evde iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç, 30 Ekim'de yaşamını yitirmişti. İran'la devam ediyoruz. İran'da Mahsa Amini'nin gözaltındayken ölümünün ardından başlayan protestolar sürüyor. İran İnsan Hakları Kuruluşu protestolarda 47'si çocuk 378 kişinin öldüğünü duyurdu. Dini lider Ayetullah Ali Hamaney de gösterilerde suça karışanların cezalandırılması çağrısı yaptı. İran'da 2 ay aşkın süredir protestolar sürüyor. İran İnsan Hakları Sivil Toplum Kuruluşu 3 eylemcinin daha gösterilerde öldüğünü duyurdu. Bugüne dek de 47'si çocuk 378 protestocunun hayatını kaybettiği belirtildi. Resmi kaynaklardan olaylarda sivillerin ve güvenlik güçlerinin öldüğüne dair açıklamalar yapılsa da ölü sayısı hakkında net bilgi verilmiyor. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsfahan kentinde halka hitap etti. Gösterilerde suça karışanların cezalandırılması çağrısı yapan Hamaney, isyanın son bulacağını ve ülkenin güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini söyledi. Tahran yönetimi, ülkede devam eden gösterileri ülkeyi parçalamayı hedefleyen ABD, İsrail ve İngiltere gibi güçlerin komplosu olarak değerlendiriyor. 22 yaşındaki Mahsa Amini, Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alınmış, fenalaşarak hastaneye kaldırıldıktan sonra 16 Eylül'de hayatını kaybetmişti. Olay, ülke genelinde infiale yol açmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tahıl koridorunun genişletilmesinde oynadığı rol nedeniyle teşekkür etti. Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon görüşmesine değindi. Zelenski, Erdoğan'la görüşmesinde tahıl koridoru anlaşmasının ele alındığını belirtti. Tahıl ihracatı girişimimizi genişletme çabaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettim ifadesini kullandı. Zelenski ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'la güvenlik ve enerji konularında da görüştüklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya ile Ankara'da yapılan istihbarat heyetleri toplantısına ilişkin açıklama geldi sayın seyirciler. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rus istihbaratı ile yapılan görüşmenin Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında iletişim kanallarının açıklığı üzerine olduğunu söyledi. Ankara'da MIT'in ev sahipliğinde Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nden heyetler kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Hafta başında duyurulan görüşmede CIA Direktörü William Burns ile Rus İstihbarat Şefi Sergey Narishkin bir araya geldi. Görüşmeyi Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby basın toplantısında değerlendirdi. Kirby, Ukrayna Savaşı'ndan ziyade ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin ele alındığını söyledi. Görüşmede yanlış hesaplamaları önlemek üzere karşılıklı iletişim kanallarının açık tutulmasına odaklanıldığını belirtti. Kirby, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ile ABD'nin nükleer silah kullanmayacakları konusunda mutabık olduğuna dair değerlendirmesine ilişkin de konuştu. Rusya'nın stratejik silah doktrininde nükleer bir savaşın kazanılamayacağı ve bu yüzden böyle bir savaşa girmemek gerektiğini vurguladığını hatırlattı. Washington'un da buna katıldığını ve bunda mutabık olduğunu sözlerine ekledi. Enerji krizinin derinleştiği Avrupa'da her gün yeni bir tasarruf tedbiri devreye giriyor. Avusturya hükümeti enerji firmalarından fazla kazanç vergisi almayı planlıyor. Fransa'da halka daha az elektrik tüketin uyarısı yapıldı. İngiltere'de ise artan enerji faturaları yüzünden okul yönetimleri öğrencilerden sınıfa mont giymelerini istemeye zorlanıyor.
Enerji krizi Avrupa ülkelerini çeşitli tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Avusturya hükümeti enerji krizine katkı yasa tasarısını meclise taşıdı. Düzenlemeyle enerji firmalarından yaklaşık %40 vergi alınacağı açıklandı. Petrol ve doğalgaz şirketlerinin 2018-2021 yıllarındaki karları dikkate alınacak. Yıllık gelir ortalamalarının %20'sinin üzerindeki kazançları vergiye tabi tutulacak. Bu yolla yıllık 2 ila 4 milyar avro gelir elde edilmesi bekleniyor. Fransa'da ise elektrik tüketiminin azaltılması çağrısı yapıldı. Fransız Elektrik İletim Şebekesi, kapalı nükleer reaktörlerin Eylül ayındaki iş bırakma eylemleri nedeniyle yeniden faaliyete geçmesinin zaman alacağını açıkladı. Bu durum elektrik sistemi üzerinde yoğunluğa sebep oluyor. Ülkedeki 56 nükleer reaktörden 24'ü zorunlu bakım nedeniyle hizmet vermiyor. Son 41 yılın en yüksek enflasyonunu yaşayan İngiltere'de halk, enerji fiyatlarındaki artışla başa çıkmanın yollarını arıyor. 4 katına çıkan enerji faturaları okullarda bütçe açığına yol açtı. Okul yönetimleri öğrencilerden sınıfta mont giymelerini istemeye hazırlanıyor. Son günlerde sanat eserlerine boya atarak gündeme gelen iklim eylemcileri protestolarına yenilerini ekledi. Eylemciler İtalya'da bir sanatçının boyadığı arabaya un, Fransa'da da bir heykele turuncu boya döktü. İklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen eylemciler bir süredir ünlü sanat eserlerine boyayla saldırıyor. Bu eylemlerin son örneği İtalya'da yaşandı. Milano kentinde Amerikalı sanatçının boyadığı bir spor araba hedefteydi. Son Nesil adlı grubun üyeleri önce arabaya un döktü. Sonra da kendilerini yere ve arabanın camlarına yapıştırmaya çalıştılar. Güvenlik güçleri eylemcilere müdahale ederek eylemcileri salondan çıkardı. İklim değişikliğine dikkati çekmek isteyen eylemciler, Fransa'nın başkenti Paris'te de At ve Binici adlı heykele 858 gün kaldı. Yazılı bir tişört giydirdi ve heykele turuncu boya döktü. Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın Twitter hesabı yeniden aktif olsun mu? Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk bu sorunun yanıtını arayan bir anket başlattı sayın seyirciler. Şimdiye kadar ankete katılanların yarısından fazlası evet oyu verdi. Sosyal medya platformu Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın hesabının yeniden açılıp açılmaması konusunda bir anket açtı. Ankete milyonlarca kişi katıldı. Anket devam ederken Trump Twitter'a geri dönsün diyenler şimdilik çoğunlukta. Anket Twitter'da tartışmalara da yol açtı. Trump destekçileri memnuniyetlerini dile getirirken karşıtları eleştiri oklarını Twitter'ın yeni sahibine yöneltti. Elon Musk, Twitter'da kimin ifade özgürlüğüne sahip olacağı ayrıcalığına sahip olmalı mı? Anketi başlattı. Musk, Twitter'ı satın almadan önce hesabı askıya alınan iki ünlü Twitter hesabını aktif etmişti. Trump, platformun yeni sahibi hakkında Twitter artık mantıklı ellerde açıklamasını yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, istişare odaklı çözüm üretmeye yönelik sektör bazlı görüşmeler gerçekleştirildiğini açıkladı. KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Bakan Nebati, perakende sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Görüşmede ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdik. Sektör temsilcileriyle görüşmelerimizi devam ettirerek İstişarelerimizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Nebati iş dünyasıyla istişare odaklı yapılan görüşmeleri TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelerek sürdürdüklerini açıkladı. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz dedi. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği Başkanı Altu Erciş ve yönetim kurulu üyeleriyle de görüşen Nebati, istişare odaklı görüş ve önerilerin yanı sıra devreye aldığımız uygulamaların çıktılarını kapsamlı bir şekilde ele aldık, dedi. Bu arada Bakan Nebati, daha önce ÖTV oranlarında değişiklik olmayacağını, matrah tarafında düzenleme yapılacağını açıklamıştı.
Sıfır otomobil almak isteyenlerin beklediği matrah düzenlemesinin 1 Aralık'ta yürürlüğe gireceği öğrenildi. Tarım ve Orman Bakanı Bahit Kirişçi, besiciye alım ve fiyat garantisi verecek sistemi anlattı. Osmaniye'de konuşan Bakan Kirişçi, tarafların hukukunu gözeten ve ihlali halinde onlara bir takım yaptırımları gündeme getiren bir mevzuat çalışması söz konusu olacak dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Osmaniye'deydi. Tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. Sözleşmeli üretimdeki mevzuat değişikliğini gündeme getirdi. Gerek bitkisel üretimde, gerekse hayvansal üretimde inşallah hem alım hem de fiyat garantisini sağlayan ve fiyatları da aylık olarak güncellemeyi esas alan bir mevzuat değişikliğini gündeme getireceğiz. Ne için? Bu besicilikle ilgili sözleşme için. Tarafların hukukunu gözeten ve ihlali halinde de onlara bir takım yaptırımları gündeme getiren bir mevzuat çalışması inşallah söz konusu olacak. Bakan Kirişçi, anlaşmazlık sebebiyle ekilemeyen alanlarla ilgili de konuştu. Varisler, bunlar arasında bir anlaşmazlık diyelim, ekilemeyen alanlar, boş kalan alanlar. Biz bunlara 2 yıl mesela süre vereceğiz. Diyeceğiz ki 2 yıl ekmezseniz biz 2 yıldan sonra buraya kullanım hakkı dediğimiz kısmını bir kiracıya vereceğiz. Oradan aldığımız kira bedelinde de sizin varislerseniz varislerin hesabına yatıracağız. Ve böylelikle buraların ekimini dikimini gerçekleştirmiş olacağız. 10 aylık dönemde Türkiye limanlarına yanaşan kruvaziyer sayısı 907'ye çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu bu dönemde 918.484 kruvaziyer yolcusunun ağırlandığını bildirdi. Bakan Kara İsmailoğlu geçen yılın 10 aylık döneminde limanlara 53 yolcu gemisinin yanaştığını hatırlattı. Bu yılın aynı döneminde ise kruvaziyer sayısının 17 kattan fazla arttığını söyledi. 907 kruvaziyerle Türkiye'ye gelen 918.484 yolcunun ağırlandığını duyurdu. Ekim ayında da 155 yolcu gemisi ve 206.484 turist sayısına ulaşıldı. 10 aylık dönemde Kuşadası en çok geminin yanaştığı liman oldu. Kuşadası'nı İstanbul Galata Port izledi. Bodrum Limanı ise 3. sırada yer aldı. Muş'ta 1966 yılında yapılan afet konutlarının yerine kentsel dönüşümle modern binalar yapıldı değerli izleyenler. İlk etapta 120 konut inşa edilirken hak sahipleri yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Eski ve bakımsız binalar yıkıldı. Yerine modern ve depreme dayanıklı evler yapıldı. Muş'ta 1966 yılında yapılan afet konutları yıllar içinde eskidi. İhtiyaçları karşılanmayan binalar kentsel dönüşüme açıldı. Burayı kentsel dönüşüme tabi tutmaya çalıştık ve başardık. Burada hak sahiplerimizle müteahhit firmalarla bir araya geldik. Hak sahiplerimizle müteahhitler de burada anlaşma sağladılar. 700 afet konutunun bulunduğu Zafer Mahallesi'nde çalışmalar 2020 yılında başladı. İlk etapta 120 konut hak sahiplerine teslim edildi. 2 sene sözleşmemiz vardı, 1 sene erken verdi. Bizim için de çok iyi oldu. Bize daha modern, eskiden oturduğumuz konutlar 88 metrekareyken şu an 155 metrekare, 3+1 daha konforlu ve günümüz şartlarına uygun konutlara sahip olma şansına haiz olduk. Bölgedeki diğer konutların da yenilenmesi hedefleniyor. Bartın'da Kozcağız Barajı'nın inşasında sona yaklaşıldı. Barajın faaliyete geçmesiyle su altında kalacak mahallelerse taşınıyor. TOKİ tarafından inşa edilen Tarımköy konutları köy sakinlerinin yeni yaşam alanı olacak. Bartın Kozcağız Barajı tamamlanmak üzere. Barajın su tutmasıyla 2 mahalle su altında kalacak. Kapıcıoğlu ve Boğaz Mahallesi sakinleri inşasında sona yaklaşılan Tarımköy konutlarına taşınacak.
Şu anda inşaatlar henüz tamamlanmadı. %80 civarında. Yaklaşık bir 2-3 aya kadar tamamlanacak. Ve köylülerimiz kendi kamulaştırılan evlerinden buraya nakledilerek burada daha modern, daha iyi imkanlarda yaşamış olacaklar. Tarım köy konutları projesiyle köy sakinleri sel tehlikesinden de korunacak. 46 milyon metreküp su tutmasıyla birlikte sel ve taşkınların önüne geçecek. Aynı zamanda tarımsal sulamaya da hizmet edecek Kozyağız Barajı tamamlandığında evleri sular altında kalacak olan bölge sakinleri için 102 adet köy konut projesinin inşası devam ediyor. Konutların her biri müstakil ve 3+1 olacak. Bölgede iş merkezi de yer alacak. Gerçekten çok büyük bir yatırım oldu. Ben ne diyeyim, çok mutluyuz köylü olarak. Herkes elinden geleni zaten şu ana kadar yaptı. Allah herkesten razı olsun. Yapımı süren konutların 2023 yılının ilk çeyreğinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Yurt genelinde son bir haftada 2597 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göçmenlerden 1390'ının Afganistan, 426'sının Pakistan uyruklu olduğu belirlendi. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 11-17 Kasım tarihlerinde ülke genelinde yakalanan düzensiz göçmenlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamaya göre yurt genelinde son bir haftada 1853'ü Afganistan, 165'i Pakistan uyruklu toplam 4776 düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri tespit edilip yakalanan 1390 Afganistan, 426'sı Pakistan uyruklu toplam 2597 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 1 Ocak-17 Kasım tarihlerinde ülkelerine geri gönderilen düzensiz göçmen sayısı 104.272'ye ulaştı. Sınırda alınan güvenlik tedbirleri sayesinde son bir haftada ülkeye yasa dışı yollardan girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı 3.214 olarak kayıtlara geçti. Yılbaşından 17 Kasım'a kadar ülkeye girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı da 251.941 oldu. İstanbul'da Yeni Kapı Atatürk Havalimanı kirazlı metro hattında teknik arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılıyor. M1 Yeni Kapı Atatürk Havalimanı kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Metro İstanbul seferlerin gecikmeli olarak yapıldığını duyurdu. Zaman zaman insan kalabalığının oluştuğu istasyonda yolcular güvenlik görevlileri tarafından karşı istikamete giden metrolara yönlendirildi. Arızanın giderilmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor. Eskişehir'de seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay Ulu Önder Mahallesi İsmet İnönü 2. Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki araçta mekanik aksamından kaynaklı benzin akıtması nedeniyle yangın çıktı. Sürücü aracı yol kenarına çekerek durdurdu. Otomobildeki iki kişi ve sürücünün dışarı çıkmasının ardından araçta patlama oldu. Çevredekiler tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. İstanbul'da sürücü ehliyeti olan bir kadın sürüş dersi almak için direksiyon başına geçti. Ara sokakta verilen bu özel eğitim yüzünden bir baba ve kızı neredeyse canından olacaktı. Bir anda ara sokaktan çıktı. Karşı yönden gelen otobüsü görünce panikledi. Acemi sürücü fren yerine gaz pedalına basınca kaza kaçınılmaz oldu. Kaza Üsküdar Küplüce Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir araçla direksiyon eğitimi alan kadın sürücü kaldırımdaki babayla kızına çarptı. Kaldırımda biz manevinde o tenteyle uğraşıyorduk o arada. Öyle işte geldi çarptı. Kızım zaten bir anda kayboldu. Yani ben onun öldüğünü düşündüm. Yani yerde onun resmen ölüsünü arıyordum. Ama Allah bağışladı bizi. Baba Orhan Demir'le kızının yardımına çevredekiler koştu. Hemen 112 arandı ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından baba ve kız ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada 6 yaşındaki çocuğun ayağı kırıldı. Babanın vücudunda da ezilmeler meydana geldi. Neydi onun ismi? Orhan Demir kadın sürücüden şikayetçi oldu. Sokak arasında eğitim almak ne kadar doğru olabilir? Bunun eğitimini veren kurslar var, bunun eğitim araçları var. Sonuçta bu işi yapan insanlar var. Onlar itibata geçsinler, onlar versinler bu eğitimi. Yani her önüne gelen eğitim verirse işte sonucu bu. Yani insanların hayatıyla oynamak o kadar kolay değil. Acemi sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. İstanbul'da 3 hırsız gözlerine bir binayı kestirdi. Hırsızlar ilk girişimlerinde başarısız oldu. İkinci girişimlerinde ise polisler peşlerindeydi. Çaldıklarını bırakarak polislerden kaçan hırsızlardan ikisi kısa sürede evlerinde gözaltına alındı. Hırsızlık anları ise çevre binalarda oturanlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Aynı daireye iki kez girdi. Arkadaşları da gözcülük yaptı. Çaldıkları televizyonla uzaklaşmaya çalışan hırsızlar polisle burun buruna geldi. İstanbul Beyoğlu'nda 3 hırsız 2 katlı binadaki daireyi gözlerine kestirdi. Hırsızlardan ikisi gözcülük yaptı, diğeri de içeri girdi. Çevredekiler hırsızları fark edip polise haber verdi. Hırsızlar durumu fark etti. Olay yerinden kaçtı ancak vazgeçmedi. 3 hırsız 2 saat sonra bir kez daha aynı yere geldi. Biri binaya girdi, diğerleri yine gözcülük yaptı. İnşaata baktılar, binalara baktılar, şey gibi. Bir şeyler arıyorlar gibi. Sonra bahçe var şurada, bahçeye girdiler. Sağda meğerse bina var aşağıda merdivenlerde, oraya giriyorlarmış. Bina boş olduğu için rahat rahat çalışmışlar. Hırsız çaldığı televizyonu alıp balkona koştu. Örtüye sardığı televizyonu gözcülük yapan arkadaşlarına attı. Çevre sakinleri hırsızların bir kez daha geldiğini fark etti. Polise haber verdiler. Bir yandan da hırsızlık anlarını kaydettiler. Polisin peşlerinde olduğunu gören hırsızlar çaldıkları televizyonu bırakıp kaçtı. Ancak kimlikleri kısa sürede tespit edildi. İki şüpheli evlerinde yakalandı. Mahkemeye sevk edilerek tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul'dan sonra şimdi Mersin'le devam edeceğiz. Mersin'de ev almak için kredi çeken kişinin aracından 1 milyon lira çalındı. Hırsızlık olayına karışan, aralarında emlak ofisi çalışanlarının da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı. Tapu dairesi yerine emlak ofisine götürdüler. Çektirdikleri krediyi çalıp altın aldılar. Ancak polisten kaçamadılar. Mersin'de ev almayı planlayan bir kişi banka şubesinden 1 milyon 700 bin lira konut kredisi kullandı. Önceden anlaştığı kişiler alıcıyı tapu dairesi yerine çeşitli bahanelerle emlak ofisine götürdü. Bu sırada alıcının park halindeki hafif ticari aracında bıraktığı paranın 1 milyon lirası çalındı. Polis şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı. Hırsızlığı aralarında emlak ofisi çalışanlarının da bulunduğu 7 kişinin yaptığı tespit edildi. Zanlıların paranın bir bölümünü farklı kuyumculara bırakarak altın almalarını sağladığı tespit edildi. Polis belirlediği adreslere operasyon düzenleyerek şüphelilerden 6'sını yakaladı. Paranın bulunan kısmı da sahibine verildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı. Adresinde bulunmayan bir şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor. Katar'da FIFA Dünya Kupası heyecanı başlıyor sayın seyirciler. Dünyanın dört bir yanından taraftarlar Katar'a gidiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Katar emirinin davetlisi olarak yarınki açılış törenine katılması ve ilk maçı izlemesi bekleniyor. Dört yılda bir yapılan FIFA Dünya Kupası'na Katar ev sahipliği yapıyor. Aylar süren hazırlıklar tamamlandı. Katar turnuvaya 220 milyarlık dev bir bütçe ayırdı. 32 ülkenin takımları karşı karşıya gelecek, kupa için ter dökecek. Dünyanın dört bir yanından taraftarlar ülkelerinin takımlarına destekleyecek. Katar dünyanın en büyük futbol organizasyonu için hazır. Şehrin ana merkezlerinden Suk Vakıf en hareketli günlerini yaşıyor. Dünyanın dört bir tarafından taraftarlar Doha'yı doldurdu ve etrafta da takımların bayrakları her yerde.
Brezilya'dan geldik. Yanımıza Ronaldo'yu da getirdik. Şampiyon olacağız. Avustralya ve Yeni Zelanda'yı destekliyoruz. Dünya Kupası 2022 ev sahibi Katar'la Ekvador arasında oynanacak maçla başlayacak. Katar Emiri El Sani'nin davetlisi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açılış törenine katılması ve ilk maçı izlemesi bekleniyor. Birçok ülkeden çok sayıda basın mensubu da şampiyonayı izlemek için Katar'dı. Yaklaşık bir ay sürecek organizasyon için Katar 7 yeni stadyum inşa etti. Maçlar 5 farklı şehirde 8 statta oynanacak. Lusail şehri kupanın final maçına sahne olacak. Efendim, TRT'den turnuvayı izlemek isteyen futbol severlere de güncelleme hatırlatması geldi. TRT kanallarının yüksek ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için Türksat 4A uydusunda yeni frekanstan yayına başlanıldı. Yarın başlayacak Dünya Kupası heyecanına ortak olmak isteyenlerin frekans bilgilerini güncellemesi gerekiyor. ...2022 FIFA Dünya Kupası öncesi yüksek ses ve görüntü kalitesiyle izlenebilmesi için... ...Türksat 4A uydusunda yeni bir frekanstan yayına başlandı. Katar'ın ev sahipliğinde 20 Kasım 18 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası'ndaki tüm maçlar TRT ekranlarında olacak. Sporun adresi TRT, yılların geleneğini sürdürmeye devam ediyor. Bu yıl 22.'sinde düzenlenecek Dünya Kupası maçları yine TRT ekranlarında olacak. Karşılaşmaların ilki ev sahibi Katar'la Ekvator arasında oynanacak. Ancak futbol severlerin Dünya Kupası heyecanına ortak olmak için TRT uydu frekansı bilgilerini güncellemeleri gerekiyor. TRT yayınlarını sadece Türkiye sınırları içerisinde uydu üzerinden izleyenler için Türkiye kapsama alanı yeni frekans bilgileri TRT'nin ilgili platformlarında duyuruldu. Uydu alıcısı kullanan izleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT'nin TRT 1 HD, TRT Spor HD, TRT Belgesel HD, TRT Çocuk HD ve TRT Müzik HD kanallarının frekansları da tek bir seferde güncellenmiş olacak. Buna göre TRT izleyicileri TRT HD frekans bilgisi için uydu alıcılarında Türksat 4A'yı seçecek. Ardından frekans 11.794 ve polarizasyonu R, yani dikey olarak belirlenecek. Sembol oranı 30.000 ve FEC 3/4 şeklinde işaretlenecek. 2022 Dünya Kupası yarın Katar-Ekvator maçıyla başlayacak. Adeta bir bayram havası oluşturacak bu turnuva 18 Aralık'a kadar sadece TRT ekranlarından naklen yayınlanacak. 4 senede bir gerçekleştirilen bu turnuvayı takip etmek isteyen futbol severlerin TRT uydu frekans bilgilerini güncellemeyi ihmal etmemesi gerekiyor. Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan 2022 FIFA Dünya Kupası liglere ev sahipliği yapacak. İlk kez Avrupa'da ligler kışın duracak. FIFA Hakem Kurulu kadın hakemlere Dünya Kupası'nda ilk kez görev verecek. Efendim, bu hatırlatmayla Haber 22 kuşağını burada noktalıyoruz. Ama bir yere ayrılmayın. Çok kısa bir aramız var. Saatler 23'ü gösterdiğinde yeniden birlikteyiz.